Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Burun okuldaki sırasına arkadaşları çiçek bıraktı. Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10A sınıfı öğrencileri 28 Aralık'ta kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden arkadaşları Nefise Burun sırasına yazdıkları notları koydu. Çiçeklerle süsledikleri sıraya, burun fotoğrafını da bırakan arkadaşları, duygusal anlar yaşadı. Nefise'nin çok hayalleri vardı. Biz konuşuyorduk. En başta iyi bir anne olmak istiyordu. Ondan sonra üniversiteyi kazanmak istiyordu. Çok iyi bir yere gelmek istiyordu. İyi bir çocuk gelişimi öğretmeni olmak istiyordu. Çocukları çok seviyordu. Aramızdan çok erken ayrıldı. Hepimiz çok üzgünüz. Sınıf olarak, öğretmenler olarak, okul olarak hepimiz çok üzgünüz. Ara ara konuşurduk böyle hayallerini falan, iyi bir şey falan kazanıp üniversite okumayı, işte çocuk gelişim bölümünden öğretmen olmayı, öncelikle de hatta iyi bir anne olmayı, şey bunları yapamadan yani erken ayrıldı aramızdan. Yani tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, herkes çok fazla etkilendi olaydan. Aslında bu olay yani bence hepimizde bir şey. Yani ders çıkartmalıyız bu olaydan. Hatta tüm Türkiye bu olaydan bir ders çıkartmalı. Şoförler, yayalar, herkes trafik kurallarına uymalı. Hatta yani aslında şey üst geçitler yapılıyor, ne bileyim yandan şeyler oluyor, kimse üst geçit kullanmıyor. Yani şoförler çok fazla hız yapıyor. Yani herkesin hatası. Kurallara uymadığı için böyle şeyler oluyor. Yani bu olay tüm Türkiye'ye bir ders çıkartmalı. Tüm Türkiye bu olaydan bir ders çıkartıp yani herkes kurallara uymalı. Hatta artık biz yalvarıyoruz, bir daha böyle olaylar yaşamak da istemiyoruz. Yaşadığımız büyük acının ardından bugün Nefise arkadaşımız eksik bir derse başlıyoruz. Hepimiz için çok zor bu dersi işlemek, benim için anlatmak çok zor. Hepimizin tekrar başı sağ olsun, üzüntülüyüz ama dersimizi de işlemek zorundayız. Bugünkü dersimiz çocuk gelişimi ve bilişsel gelişimin önemi. Açalım kitaplarımızı arkadaşlar. Thank you.